Herkese iyi pazarlar arkadaşlar. Analize dolar TL ile başlayacağım. Aslında dolar TL'yi güncellemiştik. Son yaptığım videoda buna değinmiştim. Yine de kısaca üzerinden geçmek istiyorum. Dolar TL'de takip edilecek seviyeler aslında hem aşağı doğru hem yukarı doğru seviyeler var. Birincisi yukarıda 5.80'i geçmediği müddetçe, onu yukarı doğru 4 saatlik grafikte kırmadığı müddetçe şuradaki bölgenin satıcıları daha önce nasıl 5.79'dan 79.50'den devreye girmişse yine devreye girebilir. Burada satış yapabilirler. Kar realizesi yine burada olabilir. Aşağı doğru geçmesi için burada hacimli bir yükseliş var. Bir önceki yükselişten daha hacimli. Bulunduğu bölge ise bir talep bölgesi. Bir bobin alıcılar lehine olan bir bölgeydi. Bunun aşağı doğru kırılması lazım ilk etapta. O da 5.73 rakamına denk geliyor. Daha aşağıda takip edeceğimiz bölgeler vardı. Bunları daha önceki videolarda bahsetmiştim. 5.71'den alıcı bulmuştu onun alt bandı o bölgenin alt bandı 568 olacak. Daha önce yine şu bölgeden çok fazla miktarda alıcı devreye girmişti. Buradaki alıcıların da bitme ihtimali üzerinde duruyorduk. Alış emirlerinin e, tabii ki agresif alıcılar yeniden devreye girebilir. Yeni limit emirler de yerleştirilebilir. Bunu bir arkadaş e, YouTube yorumlarda bahsetti. E, buna itirazımız yok. Fakat bizim üzerinde durmamız gereken her seferinde buradan yeniden alıcıların devreye girmesi değil. Bu bölgenin zayıfladığı üzerinde durmamız gerekiyor. O yüzden 5.65 seviyelerine geldiği zaman dikkatli olmakta fayda var. Hızlı bir düşüşle aşağı geçebilir. Gram altın şu an bulunduğu bölgede bir bobin yapıyor açıkçası. Ve şuradaki insight barı haftalıkta her ne kadar çok küçük bir pin barla fake atmış olsa bile aşağı doğru geçildi. Bu insight bar aşağı doğru geçildi. Yani burada sanki satıcılar lehine dönmüş bir fiyat hareketi mevcut. E ne zaman bu hareket bozulur? Yeniden bölge üzerine çıktığı zaman 280'ler, 82'ler üzerine çıktığı zaman bu hareket elbette bozulmuş olacak. Bobin yeniden haftalık bir kapanış o bölge üzerinde olursa yukarı doğru çözülmüş olacak. Fakat daha önce de söylemiştik. Her ne sebeple oluşursa olursun şöyle bir pin bar kuvvetli bir satış sinyaliydi. Burada da aynı şekilde satış sinyaliydi. Burada da satış sinyali. Elbette bu bölgenin iç kısımlarına doğru bir mum çubukla o bölge doldurulursa 305'ler 306'lara kadar çıkan bir mum çubuk o bölge içerisinde kalırsa o zaman buradaki satıcıların e, nispeten devreden çıktığını söyleyebiliriz. Fakat şu aşamada yönün e, bir miktarda olsa satıcılar lehine olduğunu söylemek mümkün. Ons altınla alakalı da aynı şekilde bu yorumu yapmıştık son analizimizde. Yeniden kısaca özetleyelim. Bu bölge aşağı doğru kırılmadığı müddetçe 1438 altında kalmadığı müddetçe bizim hedefimiz olan 1430 bölgelerine 1425 bölgelerine gitme ihtimali şu an yok. Burada bir miktar alıcı buldu. Bu bölgeyi 4 saatlikte daha iyi gördüğümüzde söylemiştik. Yukarı doğru çıktığında burada yeni bir bölge olduğunda bahsetmiştik. Bu bölgede yeniden bir satıcı takviyesi olabilir. E, satıcılar burada devreye girebilir. 1484-85 seviyeleri bunu da takip etmek gerekiyor. Nihai olarak şu bölge üzerinde 1520'ler üzerinde kapanış olmadığı müddetçe de günlükte yönün hep aşağı olduğunu söylemiştik. Ons gümüş iki tane bölge mevcut. Birincisi tepedeki 18.03 seviyeleri, 18.07 seviyeleri bir bobin ve çok hacimli bir düşüşün başladığı bir bölge. Daha önce geniş bölgeden aldığı bir tepki bu. Fakat bu bölgeyi de çizip takip etmek gerekiyor. Hem alt bandını hem üst bandını yukarı ve aşağı kırılımlarını takip etmek gerekiyor. Aşağıda ise kademe kaldırılmış bir bölge yeniden hacimle düşmüş bir bölge var. Bunu daha önce nasıl olduğunu anlatmıştım. Alıcıların tepeden biraz daha aşağıdan ve en aşağıdan devreye girip artık çok güçsüzleştiğini ve orada yeniden bir karar aşamasına geçip fiyatın e, satıcı lehine döndüğünü, bunun gibi birçok benzer grafiği paylaşmıştık. Burada da satıcı lehine dönmüş bir arz bölgesi var. Satıcılar burada bulunabilir ya da bu bölgenin alıcıları burada kar realizesine geçebilir. Aynı kademe kaldırma işlemini burada da görebiliriz. Bu bölgeyi de hızlı bir şekilde kırabilir. E, yukarıdaki. Bölgeyi şu aşamada iki bölgeyi takip etmemiz gerekiyor. Kısa vadede içerisinde bulunduğu bir bölge var. Bu bölgeyi e, bizim eğitim videolarımızda trend devam formasyonu olarak bahsettiğimiz bir bölge. Satıcı takviyesinin olduğu bir bölge ve onaylanmış bir bölge. Daha önce satıcılar burada devreye girdi. Bu pin bardan bunu anlayabiliyoruz. Kısa vadede dediğim gibi bu bölge üzerinde kaldığı zaman yukarıdaki iki bölgeyi takip etmemiz gerekiyor bu bölgenin de üst bandı 17 12 seviyesi olacak. Platinle alakalı 4 saatlik grafiği açtım. Tepede çok güzel bir bölge vardı. O bölgeden bir hacimli bir düşüş meydana geldi. Şimdi takip edeceğimiz bölge yine o bölge kuvvetli elbette. Fakat hacimli düşüşlerin meydana geldiği birkaç bölge var. Bunlardan birincisi şu düşüş ki 904 seviyesinden 906 seviyesinden başlayan bir düşüş aynı şekilde daha önce alıcıların bulunduğu ve hacimli bir mum çubukla o bölgenin içerisinde fiyatın kapandığı bir bölge ve burada satışların yeniden devreye girdiğini de görebiliyoruz. Daha önce yine satıcıların olduğu bir bölgeydi. Şimdi bu bölge eğer yukarı kırılırsa şurada yeniden bir sağlam düşüşün meydana geldiği bir bayrak yapıp sağlam düşüşün meydana geldiği bölge var. 932 seviyesi olacak. Bu bölgelerde takip edilmeli. Euro dolar uzun zamandır bunun analizini yapmıyorduk. Çünkü haftalık artık analizini haftalık grafiğini takip ediyoruz. Euro dolarda şimdi buradan daha önce bir alıcı grubunu bulmuş ve hızlı bir yükseliş meydana gelmişti. Fakat tam da orada bir atnalı yani bir bobin oluşturdu ve o bobin aşağı doğru çözüldü. Şimdi yükselişler için bunu yukarı doğru kırması Haftalıkta bu bölge üzerinde kapanış yapması lazım. 1.11.80 seviyeler üzerinde fiyatın kapanması gerekiyor ki yukarı doğru hareketin devam edeceğini söyleyelim. Her ne kadar burası bir talep bölgesi olsa da buradan bir alıcı bulmuş olsa da fiyat her zaman kendini güncellediğini daha önce söylemiştik. Yeni alıcılar yeni satıcılar her zaman devreye girebilir. O yüzden burada böyle bir oluşum meydana geldi. Alıcıların satıcılardan daha güçlü olduğunu görebilmemiz için dediğim gibi o bölge üzerinde bir kapanış beklememiz gerekiyor. Tam tersi 1.09.22'ler 23'ler altında bir kapanış olursa da artık buradaki gap'in dolduracağını ve dip seviyesine kadar fiyatın düşebileceğini öngörmemiz gerekir. Sterlin dolarla alakalı da analizimizde aslında güncel son yaptığımız videoda bundan bahsetmiştik. Yukarıda satıcıların devreye girdiği bölgeye henüz daha fiyat ikinci bir testini yapmamıştı. Şu an içerisinde bulunduğu bölgenin de saatlik bir arz bölgesi olduğunu, satıcılı bölge olduğunu da söylemiştik. Aşağı doğru geçebilmesi için şu bölgeyi kırması gerekiyor. Burası bir nevi bir bobin oldu artık. Bu bölge yukarı doğru çözülmüş bir bobin. Aşağı düşüşlerin hızlanabilmesi için. Daha önce şuradaki insight barın altında bir kapanış bekliyorduk. Şimdi de hareketin hızlı bir şekilde aşağı devam edebilmesi için bir 28-24'lerin altında 4 saatlik bir kapanış yapması lazım. Pound dolar. Euro Yen paritesi günlükte takip ediyorduk. Şu sarı bölge hacimli düşüşün olduğu bir bölge. Bizim paylaşım yaptığımızda o bölgeden aşağı doğru bir salınım gerçekleşmişti. Şimdi şuradan bir alıcı grubunu buldu. Bizim ilk hedefimize ulaşmıştı. Gepli bölge olarak bahsettiğimiz ilk hedefine ulaşmıştı. Hatırlıyorsanız. Buradan aldığı alıcılarla birlikte yukarı kadar devam etti. Şimdi şu bölgeye dikkat edin. Çok fazla miktarda alıcının her seferinde devreye girdi. Fakat gücünün nispeten devamlı zayıfladığını görebiliyoruz ve bölge aşağı doğru kırıldı. Bu bölgeden hızlı bir düşüş yok fakat bölge aşağı kırıldığı için bunu destekten dirence dönmüş bölge olarak takip etmemiz gerekiyor. 120-66'lar üzerinde bir kapanış olmadığı müddetçe de buradan yeniden satıcılar devreye girebilir. Düşüncesi bizde hakim olması lazım. Dolar Kanada dolarında bu grafik güncelliğini koruyor. En son Quasimodo seviyesini 1.33.46 seviyelerini paylaşmıştık. Buradaki satışı paylaşmıştık. Daha önce de şu bölgedeki düşüşü paylaşmıştık. Ve ilk hedefimizin buradaki talep bölgesi olduğunu söylemiştik. Buradaki talep bölgesi güzel bir şekilde çalıştı. Fiyatı hızlı bir şekilde yukarı gönderdi. Bunu 4 saatlikte inceleyecek olursak. 4 saatte şu an tepki aldığı bölge güzel hacimli düşüşün olduğu bir bölge. Her zaman bu şekildeki hacimli düşüş ve yükselişleri tespit etmemiz gerekiyor. Hareketin kaynağını bulmak için ve burada düşüşün kaynağı olduğu için fiyat o bölgeye uğradığı zaman hızlı bir şekilde yeniden düşüş gerçekleşti. Aşağıdaki bölge çok önemli bir bölge. Daha önce çizdiğimiz günlükteki bölgenin biraz daha üzerinde 4 saatlikte oluşmuş yeni bir bölge sağlam bir talep bölgesi olarak görünüyor. Bu bölge çizilmeli. 1.3095 üst sınırı 1.3077 alt sınırı olarak buraya geldiği zaman alıcıların devreye girme ihtimali var. Buradan tepki aldığı zaman fiyat yukarı yönlü hareketine başladığı zaman aşağıdaki bölgenin biraz altına stop koymak üzere deneme yapılabilir. Avustralya doları dolar paritesi bunu yine son videoda söylemiştim. Bölgeyi güncellemek gerektiğini bu bir engulf simetri aynı zamanda bobin fiyat buraya vuradı zaman yeniden satıcı bulabilir. Aşağıda ise daha önce alıcıları bulduğu bölgeden daha alt seviyede bir alıcı grubu devreye girmişti. O yüzden bu hareket devam ederse aşağı doğru biraz daha derine, biraz daha dip seviyeye kadar gidebilir demiştik. 0.69 1.9 seviyeleri bu bandın üst kısmı o seviye üzerine çıktığı zaman artık tepe noktalarını takip etmemiz gerekecek. Dolar/Yen paritesi aslında bu grafiğe herhangi bir şey yapmadım. Bu da güncelliğini koruyor. Daha önce çizdiğimiz şuradaki bölgede yani 108-60 seviyelerindeki satıcılar iki defa test edildikten sonra bitti ve bir üst kademe yani burada daha önce yine bir bobinimiz vardı. Buradaki bobinin aynısı. Bir defa oradan satıcı bulmuştu. Yeniden ikinci defa güzel bir pimbarla satıcı buldu. Ve şu an o bölgeden yine bir satıcı grubu devreye girdi. Yani bu bölgede satıcıların olduğuna şu an eminiz. 109-70 seviyesinin üzerinde günlük kapanış yapmadığı zaman yapmadığı müddetçe buradaki satış fırsatlarını değerlendirmemiz gerekiyor. Sterlin İsviçre frangı bunda herhangi bir bozulma yok. Bu üçgeni çizmiştim. Daralan üçgen ve bir insight bar olduğunu da söylemiştim. Henüz şuradaki mum çubuğun iğnelerini yukarıdan ya da aşağıdan bir ihlal yok. Yukarı doğru bir hareket olsa bile biz bunu fake hareket olarak değerlendirmemiz gerekir demiştim. Çünkü buradaki bölge önemli bir bölge. Talep bölgesi daha sonra değişmiş artık dirence yani arz bölgesine dönüşmüş. Satıcıların burada bulunma ihtimali kuvvetli. Fakat her zaman şu olmayabilir. Bir bölgede alıcı ya da satıcı bekliyorsak oraya fiyat dokunur dokunmaz hemen düşmeye ya da yükselmeye başlamayabilir. Bir silkeleme hareketi orada her zaman olabilir. O yüzden işte bizim bahsettiğimiz omuz baş omuz formasyonları devamlı oluşuyor. Burada da dikkat etmemiz gereken bölge üzerinde yani 1.29.50'ler üzerinde bir kapanış olmadığı müddetçe hep burada satışla alakalı strateji gütmemiz lazım. Sterling yen paritesinde aynı insight var ve aynı daralma mevcut. Nerede? Daha önce satıcıların kuvvetli bir şekilde devreye girdiği bölgede. Fakat yukarıdaki bölge haftalık bir bölge, haftalık bir bobin. Daha önce çizdiğimiz bir bobin. Şunu bir bayrak olarak da değerlendirmek mümkün. Hacimli bir yükseliş, bir yavaş bir geri çekilme buradan tekrar şuradaki yükseliş kadar bir yükseliş haftalıktaki o bölge içerisine kadar gidebilir. Burada da dikkatli olmakta fayda var. Sterlin Yeni Zelanda doları bu grafikte güncelliğini koruyor. Daha önce şuradaki satışı ve buradaki alışı yakalamıştık. E, milimetrik olarak diyebiliriz. Çünkü bölgeleri tespit etmiştik. Daha öncesinde fiyat henüz uğramadan. Ve dikkat ederseniz milimetrik çalışan yeni bir nokta var. Satış, satış ve tam da orada tam bizim çizgimizde alıcıların nasıl devreye girdiğini görebiliyoruz. O yüzden buradaki çizgi altında yani 2.0.0 noktası altında bir kapanış oluncaya kadar buradaki alıcıların devrede olacağını düşünebiliriz. Aşağı doğru geldiği zaman buradaki yükseliş çok hacimliydi. Yeniden burada yani 1.93.60'larda bir alıcı grubu devreye girebilir. Avusturya doları, Yeni Zelanda doları gepli bir bölge, hacimli bir düşüşün olduğu gepli bir bölgede yine gepli bir düşüş meydana geldi ve çok hacimli. Şuradaki engulfu yani fiyat o bölgeye varmadan önce son yaptığı yükseliş engulfunu birkaç defa iğneledi ve onu kırmak üzere hafta başlangıcı ile birlikte pazartesi salı bunun da altında yani şu çizgi 1.0643'lerin 44'lerin altında kapanışlar gelirse yukarı çıksa bile 1.0753 55'lerde 60'larda satıcılar yeniden devreye girebilir. Çünkü şu mum çubuk çok hacimli bir mum çubuk. Şunun şuradaki yükselen mum çubuğun karşıt momentum olarak değerlendirilebilir. 1.0890'lar üzerinde kapanış yapmadığı müddetçe haftalıkta stratejimiz burada satış olmalı. Meksika Pezosu ile alakalı e, istekte olan arkadaş var. Aslında günlük grafiği açıp bakmış olsaydı arkadaşımız düşen bir trendde iki tane pin barın kuvvetli bir satış olduğunu tespit edebilirdi. Çarşamba, perşembe ve cuma günü oluşan bu mum çubuklardan çarşamba günkü pinbarı, perşembe günkü bu pinbar %50'sini test etmiş ve yeniden pinbar olarak kapatmış. O yüzden 19.53'ler üzerinde kapanış bir stop olmak kaydıyla satış denemesi burada bile yapılabilirdi. Şu an düşüşle alakalı strateji gütmek gerekiyor. Buradaki pinbarların üzerinde kapanış oluncaya kadar Dolar Güney Afrika randı burada talep bölgeleri kuvvetli görünüyor. 14.25 ve 13.93 seviyelerinde daralan bir üçgen mevcut. Satıcıların alt kademelere kaydığı, burada ise alıcıların üst kademelere doğru kaydığı bir durum mevcut. Bu üçgenin kırılımını beklemek ilk etapta bizim için faydalı olacaktır. Yeni Zelanda doları dolar Partisi haftalıkta takip ediyorduk. Bu da güncelliğini koruyor. Bu pinbarın bir fake pinbar olduğunu ilk oluştuğunda anlatmıştık. Daha sonra o pin barın %50'si test edilip yeniden alıcılar devreye girdi. Ve şu an yeniden alıcıların e, buradaki düşen mum çubuktan sonra e, iğnesiz bir başla kapatmıştı. Ve gepli bir açılışla yukarı doğru hareketlendiğini görebiliyoruz. O yüzden hedefimiz hala aynı 0.66-81 seviyelerine kadar çıkabilir. Ne zamana kadar? 0.62-0.2'lerin altında bir kapanış oluncaya kadar. Yeni Zelanda doları, Kanada doları haftalıktaki görüntüsü Yeni Zelanda doları dolar paritesiyle aynı hatta ondan daha da iyi. Son mum çubuk haftalıkta bir engulf olarak yukarı doğru kapatmış durumda. Burada dikkat çeken şeyin şu olması lazım. Burada çok fazla satıcının devrede olduğunu iğnelerden anlıyoruz. Burada aynı şekilde iğnelerden anlıyoruz. Burada iğnelerden anlıyoruz. Fakat alıcıların her seferinde kademe yukarı doğru kaydırdığını artık buradaki fiyatın daha ucuz geldiğini onlara görebiliyoruz. Buradan alışlarına devam edebiliyorlar. Burada da aynı şey mevcut. Şimdi oluşturduğu bir bobin var. Hacimli bir engulf var. 0.83 64 altında kapanmadığı müddetçe buradaki satıcıların artık devreden çıkmış olabileceği ihtimalinde durmamız gerekiyor. Kriptolardan bu analize sadece Bitcoin'den bahsedeceğim ki Bitcoin'de şu iki bölgeyi çok uzun zaman önce çizmiştik ve bu iki bölgenin de çalıştığını söylemiştik. Şimdi e, burada hacimli bir yükseliş olduğu zaman bitcoin'de herkes ne oluyor demişti. Fakat o bölge dikkat ederseniz daha önce bizim talep bölgesi olarak çizdiğimiz hatta onaylanan yani orada alıcı olduğunu burada gözümüzde gördüğümüz bir bölgeydi. Yeniden oraya geldiği zaman 7498'lere geldiği zaman çok hacimli bir şekilde yükselişine devam etti. Şimdi burada yeni bir bölge oluşturmuş da oldu aynı zamanda. Çünkü çok hacimli bir yükselişin kaynağı burası bu bölge güncelliğini koruyor. Aşağıdaki bölge güncelliğini koruyor. Bu bölgeyi neden çizmiştik? Daha önce e, talep bölgesi olan ve hacimli geçilen bir bölgeydi. Fiyat buraya uğradığı zaman buradan satışların devreye gireceğini söylemiştik, girebileceğini söylemiştik. E, fakat fiyat burayı hızlı bir şekilde deldi, yeniden bölge içerisinde kapandı ve burada bir bobin yaptı. Bobin aşağı doğru çözüldü. Şimdi beklentimiz şu yönde. Yavaş 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 bu bölgeye ya da alt kademeye inip buradan yeniden bir alıcı grubunu bulabilir şeklinde strateji bitmemiz gerekiyor. Umarım faydalı olur arkadaşlar. Bu analizde çok fazla parite olduğu için yaklaşık 20 tane parite analizi yaptım şu an. Hisse senetleri ve endekslerle alakalı bir şeyden bahsetmedim. Onu da yarın gün içerisinde ya da akşamında analiz yapacağım. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.